148. sayfa. Sıra sizde. Soru. X, reel sayısı için ifadesinin en küçük değerini bulunuz denmiş. Şimdi buraya dikkat edelim arkadaşlar. X eksi 1, X eksi 2, X eksi 3, X eksi 21'e kadar devam ediyor. Toplam 21 tane mutlak değerli ifade var. Şimdi bunun toplamının en küçük değerini bulacağız. Şimdi mutlak değer olduğu için içi negatif de olsa pozitif de olsa dışarı pozitif diye çıkıyor. Şimdi burada x'i biz 1 alırsak eğer ilk ifademiz 0 olacak. Sonraki 1 olacak. Daha sonra 2 olacak. Bu şekilde devam edecek. Son ifade ise arkadaşlar 20 olacaktır. Şimdi x'e 21 değeri vermiş olsak bu sefer şöyle olacak. İlk ifade 20 olacak. Sonra 19. Daha sonra 18. Bu şekilde en son ifade 0 olacak. Şimdi her seferinde toplamlar aynı oluyor bakın. Sadece x'e 0 verdiğimizde daha büyük bir değer çıkıyor. X'e daha farklı değerler vermiş olsak bu bulduğumuz değerlerden daha küçük bir değer bulamayız. Şimdi bunlardan bir tanesinin değerini bulalım. Şimdi burada birden n'e kadar olan sayıların toplamını n çarpı n artı 1 bölü 2 ile buluyorduk. O zaman 20 çarpı 21 bölü 2 formülüyle toplamı 210 olarak buluruz. 160. sayfa alıştırmalar 6. 1. İşleminin sonucunu bulunuz denmiş. Şimdi burada mutlak değerin içine bakacağız arkadaşlar. Pozitif mi negatif mi? Karekök 2 birden büyük olduğu için burası pozitiftir. Dışarıya aynen çıkar. Yani kök 2 eksi 1 olarak. Burada karekök 2 eksi karekök 3. Karekök 3 daha büyük olduğu için mutlak değerin içi negatiftir. Bu dışarıya çıkarken önüne eksi alarak çıkar. Yani şöyle olacak. Eksi karekök 2 eksi karekök 3 olacak. Burası ise mutlak değer 3. 2'den küçük olduğu için burada da mutlak değerin içi negatiftir. Çünkü karekök 3 2'den daha küçüktür. Bu da dışarıya önüne eksi alarak çıkar. Dolayısıyla şuradaki eksi artı olur. Bu direkt karekök 3 eksi 2 şeklinde. Şu eksiyi dağıtalım şimdi. Burası karekök 2 eksi 1 eksi karekök 2 artı karekök 3 artı karekök 3 eksi 2 oldu. Şunlar gider. Burada 2 tane karekök 3 var. Sonra bir de eksi 2, eksi 1 daha eksi 3 var. İşlemin sonucu budur. 2. Gerçek sayılarda eksi 2 küçüktür, x küçüktür, 4 olmak üzere ifadesinin değerini bulunuz denmiş. Şimdi burada mutlak değerin içi pozitif mi negatif mi ona karar verelim. X eksi 2 ile 4 aralığında olduğu için burası negatiftir. Dolayısıyla dışarıya çıkarken işaret değiştirerek çıkar. Yani eksi x artı 4 olarak çıkar. Burada mutlak değerin içi 3x artı 7. Burası arkadaşlar her halükarda pozitiftir. Dolayısıyla olduğu gibi çıkar. Önünde eksi olduğu için de eksi 3x eksi 7 olur. Burada da 4x var. Şimdi topladığımızda arkadaşlar bakın burada eksi x, eksi 3x ve artı 4x birbirini götürür. Artı 4, eksi 7 daha. Sonuç eksi 3'e eşittir. 3. X, Y, Z reel sayılar olmak üzere aşağıdaki ifadelerin eşitini bulunuz denmiş. Şimdi A şıkkına bakalım. Mutlak değerin içerisinde x eksi y. X, y'den küçük olduğu için burası negatiftir. Dolayısıyla arkadaşlar bu ifade dışarıya işaret değiştirerek çıkar. Yani eksi x artı y olarak çıkar. Burada da y eksi z var. Aynı şekilde y, z'den küçük olduğu için burası da negatiftir. Dışarıya işaret değiştirerek çıkar. Yani eksi y artı z olur. Burada da y eksi x var. Y eksi x pozitiftir. Bu olduğu gibi çıkar. Yalnız önünde eksi olduğu için şöyle olacak. Eksi y artı x olacak. Bunu düzenleyelim. Buradaki eksi x ile artı x gider. Buradaki artı y ile eksi y gider. A şıkkının cevabı z eksi y'ye eşittir. B şıkkına bakalım. X eksi y. X eksi y negatif olduğu için mutlak değerin dışına işaret değiştirerek çıkacak. Yani eksi x artı y olarak çıktı. Y artı z'ye bakalım. Şimdi y artı z ikisi de pozitif olduğu için toplamlar da pozitif. Dışarıya olduğu gibi çıkar. Önünde eksi olduğu için de eksi y eksi z olur. Burada da mutlak değerin içerisinde eksi z var. Eksi z'nin mutlak değeri z'nin mutlak değerine eşit. Z pozitifti. O zaman bu olduğu gibi çıkar. Şimdi aşağıda da x var. X negatifti. O halde bu işaret değiştirerek çıkacak. Eksi x olarak.
Şimdi yukarıya bakalım arkadaşlar. Şuradaki artı y ile eksi y birbirini götürür. Eksi z ile de artı z birbirini götürür. Eksi x kalır. Aşağıda da eksi x var. O zaman bu bölme işleminin sonucu 1'e eşittir. B şıkkının cevabı da 1'dir. 4x reel sayı olmak üzere denkleminin çözüm kümesini bulunuz denmiş. Şimdi burada iki durum söz konusu. Bakın burada mutlak değerin içi 5 olarak çıktığı için 2x eksi 1 mutlak değeri artı 3. 5 de olabilir. İkinci durum 2x eksi 1 artı 3 eksi 5 de olabilir. Şimdi burada soldakini yapalım önce. Mutlak değer 2x eksi 1. 3 sağa geçince eksi olarak geçer. 2 kalır. Şimdi burada da iki durum söz konusu. 2x eksi 1 2 de olabilir. 2x eksi 1 eksi 2 de olabilir. Şunu çözelim. 2x eşittir. Burada 3 olur. X 3 bölü 2 çıkar. Burada da 2x eşittir. Eksi 1 olur. X eksi 1 bölü 2 çıkar. Sağdakini yapalım şimdi arkadaşlar. Burada mutlak değer 2x eksi 1 eşittir. Eksi 8 olur. Şimdi burada ilerlemeyelim. Çünkü mutlak değerin içi hiçbir zaman burada ilerlemeyelim. Çünkü mutlak değer hiçbir zaman negatif sayıya eşit olamazdı. Dolayısıyla çözüm kümesi şurada bulduğumuz eksi 1 bölü 2 ve 3 bölü 2'dir. 5. X reel sayı olmak üzere denkleminin çözüm kümesini bulunuz denmiş. Burada iki durum söz konusu. Mutlak değerin içi x artı 3, 2x artı 5'e eşit olabilir ya da mutlak değerin içi x artı 3, eksi 2x eksi 5'e eşit olabilir. Şimdi burayı çözersek x'i eksi 2 olarak buluruz. Burayı çözersek arkadaşlar 3x eşittir eksi 8, x'i eksi 8 bölü 3 olarak buluruz. Bu gibi denklemlerde bulmuş olduğumuz değerleri şurada yerine yazarak arkadaşlar pozitif olup olmadığını kontrol etmeliyiz. X'i eksi 2 bulmuştuk. Yerine yazdığımızda eksi 4 artı 5 eşittir 1 pozitif çıkıyor. Demek ki x eksi 2 olabilir. Peki x yerine eksi 8 bölü 3 yazarsak ne olur? Onu yapalım. 2x eksi 16 bölü 3 artı 5. Bakın arkadaşlar eksi 16 bölü 3 5'ten büyük olduğu için bu sıfırdan küçük çıkar. Dolayısıyla burayı negatif yapar. Burayı negatif yaptığı için de bu x değerini eksi 8 bölü 3 alamayız. Dolayısıyla bunun tek bir çözümü vardır. O da eksi 2'dir. 6. X reel sayı olmak üzere denkleminin çözüm kümesini bulunuz denmiş. Şimdi bunu tablo yöntemiyle yapalım arkadaşlar. Şuradaki mutlak değeri sağ tarafa geçirdiğimizde ifade şöyle olur. 5 eşittir mutlak değer x artı 2 eksi mutlak değer eksi 2x artı 6 oldu. Şimdi tablo yapacağız. Şimdi x artı 2'ye bakalım arkadaşlar. Mutlak değer x artı 2. X artı 2'yi 0 yapan değeri bulalım. Bunu 0'a eşitlediğimizde eksi 2 olarak buluruz. Evet, şurası eksi 2 budur. Diğeri de eksi 2x artı 6 mutlak değer. Bunu 0 yapan değeri bulalım. 2x eşittir 6 olur. X'i de 3 olarak buluruz. Burası da 3 olsun. Şimdi bunların işaretlerine bakalım arkadaşlar. Şimdi birinci de x artı 2. X eksi 2'den küçük olduğunda negatif olur. Dolayısıyla işareti eksi x eksi 2 olarak çıkar. X eksi 2'den büyük olduğunda da pozitif olur. Dolayısıyla aynen çıkar. X artı 2, x artı 2. İkinci ifadeye bakalım. X 3'ten küçük olduğu durumlarda burası pozitif olur. Yani aynen çıkar. Eksi 2x artı 6, eksi 2x artı 6. X 3'ten büyük olduğu durumlarda da negatif olur. İşaret değiştirerek çıkar. Yani 2x eksi 6 olarak. Burada da ikisinin farkını bulalım arkadaşlar. X artı 2'nin mutlak değeri eksi 2x artı 6. Şimdi alttakini eksi ile çarpıp taraf tarafa toplayalım. Bunu eksi ile çarptığımızda arkadaşlar şurası artı olur, burası eksi olur, burası artı olur, burası eksi olur, burası eksi olur, burası da artı olur. Şimdi taraf tarafa topladığımızda burada x eksi 8 olur. Burası da 3x eksi 4 olur. Burası ise eksi x artı 8 olur. Şimdi bunları sırasıyla 5'e eşitleyelim. Çünkü bakın burada 5'e eşitti. X eksi 8 eşittir 5 ise buradan x'i 13 olarak buluruz. 3x eksi 4 eşittir 5 ise buradan
3x'i 9, x'i de 3 olarak buluruz. Buradan eksi x artı 8 eşittir 5 ise gene x'i 3 olarak buluruz. Şimdi bunlar aralıkları sağlayıp sağlamadığını kontrol edelim. X'i 13 bulduk. Burada x değeri eksi 2'den küçüktü. Burada bir çelişki oldu arkadaşlar. X 13 olamaz. Çünkü burası eksi 2'den küçük olan kısım. Burada x eşittir 3 var. Bakın sınır değerimiz zaten 3'tü. Zaten x yerine de 3 yazdığımızda 3 2 daha 5 yapıyor. Burası da 0 yaptığı için sağlıyor. Burada da aynı şekilde. Dolayısıyla bu denklemin çözüm kümesi 3'e eşittir. 7. X ve Y reel sayı olmak üzere koşullarını sağlayan en büyük Y tam sayı değerini bulunuz denmiş. Şimdi şu ifadeyi arkadaşlar şöyle yapacağız. Mutlak değer x eksi 2 küçüktür 3 ise o zaman x eksi 2 küçüktür 3 büyüktür eksi 3 aralığında olacak. Buradan x küçüktür 5 olur. 2'yi sağ tarafa geçirirsek büyüktür eksi 1 olur. X'in aralığını bulduk. Bize bu koşulu sağlayan en büyük Y tam sayı değeri sorulmuş. Şimdi şurada arkadaşlar Y'yi yalnız bırakırsak şöyle olur. 5x artı 2 eşittir Y olur. O halde 5x artı 2'yi bulacağız hangi aralıkta olduğunu. Şimdi şu eşitsizliği 5 ile genişletirsek şöyle olur. Eksi 5 küçüktür 5x küçüktür 25. Sonra bir de 2 ekleyelim. Artı 2. Şöyle olur. Burası eksi 3 küçüktür 5x artı 2 küçüktür 27 olur. Bu y'ye eşit. Demek ki y eksi 3 ile 27 aralığındaymış. Burada diyor en büyük y tam sayı değeri 26'dır. 8. X reel sayı olmak üzere eşitsizliğini sağlayan tam sayıların toplamını bulunuz denmiş. Demin yaptığımız gibi yapacağız. 2x eksi 3 bölü 5 küçüktür 1, büyüktür eksi 1. Aralığımız bu şekilde olacak. Şimdi 5 ile çarparsak eksi 5 küçüktür 2x eksi 3 küçüktür 5 olur. Şimdi artı 3 ile toplarsak burası eksi 2 olur. Burası 2x, burası da 8 olur. Sonra 2'ye bölersek burası eksi 1 olur. Burası x olur. Burası da 4 olur. Evet. X eksi 1 ile 4 aralığındaymış. Bu eşitsizliği sağlayan tam sayıların toplamı. Şimdi x 0 olabilir, 1 olabilir, 2 olabilir, bir de 3 olabilir. Topladığımızda da 6 olarak sorunun cevabını buluruz. 9. X reel sayı olmak üzere mutlak değer 2x eksi 7 büyük eşittir 5. Eşitsizliğini çözüm kümesini bulunuz denmiş. Şimdi büyük eşittir durumunda şöyle yapacağız. 2x eksi 7 büyük eşittir 5. İkinci durum ise 2x eksi 7 küçük eşittir eksi 5. Şimdi bu ikisini ayrı ayrı değerlendirelim. Soldakini yapalım. 2x büyük eşittir 12 olur. X büyük eşittir 6 olur. Burada da 2x küçük eşittir 2 olur. X küçük eşittir 1 çıkar. Şimdi x 6 ve 6'dan büyük, 1 ve 1'den küçük olacak. O zaman çözüm kümesi şöyle olacak arkadaşlar. Eksi sonsuz 1 kapalı aralığı birleşim 6 artı sonsuz aralığı. Çözüm kümesi bu şekildedir. 10. X reel sayı olmak üzere eşitsizliğini sağlayan x tam sayıların çarpımını bulunuz denmiş. Burada iki durum var. Birincisi 4x eksi 5'i aynen çıkaralım. Budur. Diğerinde de arkadaşlar eksilisini çıkaralım. Yani eksi 4x artı 5 olarak. Şimdi sol taraftakinde x'i yalnız bırakalım. 4x. Burası 12 olur. Burası 7 olur. Sonra x küçüktür 3, büyüktür 7 bölü 4 olur. Sağ tarafta da gene aynı şekilde eksi 4x küçüktür 2 olur. Burası eksi 3 olur. Sonra her iki tarafı eksi 4'e bölersek eşitsizlik yön değiştirir. Burası 3 bölü 4 olur. Büyüktür x, büyüktür eksi 1 bölü 2 olur. Bulduğumuz aralıklardaki x tam sayılarını bulalım. Şimdi sol tarafta x 7 bölü 4 ile 3 aralığında. Şimdi 7 bölü 4 1 tam 3 bölü 4'tür. Burada x'in alabileceği tam sayı değeri sadece 2'dir. Şimdi sağ tarafa bakalım. Burada x eksi 1 bölü 2'den büyük, 3 bölü 4'ten büyük. 3 bölü 4 birden küçük bir sayı. O zaman bu aralıkta x sadece 0 olabilir. X'in alabileceği tam sayı değerlerinin çarpımı da 0 çarpı 2'den 0 olarak bulunur.
11 x reel sayı olmak üzere eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz denmiş. Bu gibi eşitsizliklerde eşitsizliğin her iki tarafının karesini almalıyız. X artı 2'nin karesi küçük eşittir x artı 1'in karesi. Şimdi burada birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı 4x olur. Sonra ikincinin karesi 4. Burada da arkadaşlar birincinin karesi x kare, birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı 2x artı 1. X kareler sadeleşir her iki taraftan. Şuradaki 2x'i sol tarafa geçirirsek 2x olur. Buradaki 4'ü de sağ tarafa geçirirsek eksi 3 kalır. Sonra her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x küçük eşittir eksi 3 bölü 2 buluruz. Şimdi bunun çözüm kümesini şu şekilde gösterebiliriz. Eksi 3 bölü 2 ve eksi 3 bölü 2'den küçük olan sayılar. O zaman burası kapalı olacak. Burası da eksi sonsuz açık aralığı olmuş olacak. 12. X reel sayı olmak üzere eksi 2 küçüktür x küçüktür 6 olan mutlak değerli eşitsizlik olduğuna göre a kare eksi b kare toplamını bulunuz denmiş. Şimdi şu mutlak değeri şu şekilde yazabiliriz. Bu eksi b küçüktür x eksi a küçüktür b şeklinde. Sonra a'yı hem sağa hem sola gönderdiğimizde burası a eksi b küçüktür x küçüktür a artı b olur. Şimdi x eksi 2 ile 6 aralığındaydı. O zaman burası eksi 2 olacak. Burası da 6 olacak. Yani a eksi b eksi 2'ye eşit. A artı b de artı 6'ya eşit. Bize a kare eksi b kare sorulmuş. A kare eksi b kare 2 kare farkından a eksi b çarpı a artı b'ye eşittir. Bunu biliyorsunuzdur. Şimdi a eksi b'yi 2 bulduk. A artı b'yi de 6 bulduk. Bunları taraf tarafa çarptığımızda a kare eksi b kareyi eksi 12 olarak buluruz. 13. A ve b birer pozitif tam sayıdır. 7a eksi 3b çarpı 4a eksi 5b eşittir 19 olduğuna göre a kare artı b kare değerini bulunuz denmiş. A ve b birer pozitif tam sayı. Bu çarpmanın sonucu da 19'muş. Şimdi 19 bir asal sayıdır. Dolayısıyla çarpanları 1 ve 19 olmalıdır. Şimdi şurada verilen çarpanlardan büyük olan 7a eksi 3b'dir. Bu 19 olacak. 7a eksi 3b 19. Buradaki 4a eksi 5b'nin de arkadaşlar 1 olması lazım. 4a eksi 5b eşittir 1. Şimdi buradan yok etme yöntemiyle a'yı bulalım. Mesela yukarıdaki denklemi biz eksi 5 ile çarpalım. Aşağıdakini de arkadaşlar 3 ile çarpalım. Yukarısı eksi 35a artı 15b. Eksi 5 ile 19'u çarptığımızda eksi 95 olur. Aşağısı 12a eksi 15b eşittir 3 olur. Taraf tarafa toplarsak b'ler birbirini götürür. Eksi 35a artı 12a eksi 23a olur. Burası da arkadaşlar eksi 95 ve 3 ile toplamı eksi 95 ile 3'ün toplamı eksi 92 olur. Şimdi eksi 92'yi eksi 23'e bölersek a'yı 4 olarak buluruz. Denklemlerin birinde a yerine 4 yazıp b'yi bulalım. Mesela ikinci denklem şurası. 4a eksi 5b 1'e eşitti. A yerine 4 yazarsak 4 kere 4 16 olur. Eksi 5b eşittir 1. Buradan 5b'yi 15, b'yi de 3 olarak buluruz. A ve b'yi bulduk. Bize a kare artı b kare sorulmuş. A'nın karesi 16'dır. B'nin karesi de 9'dur. Topladığımızda sonucu 25 olarak buluruz. 14. Eşitsizlik sisteminin çözümünü analitik düzlemde gösteriniz. Önce x artı 3y eksi 6 eşittir 0 doğrusunu çizelim. Burada bir tablo yapalım. X'e 0 verirsek y'yi 2 buluruz. Y'ye 0 verirsek x'i 6 buluruz. Bu doğru 0, 2 ve 6'ya 0 noktalarından geçer. Hemen bir koordinat düzlemi çizelim şu şekilde. X ve y eksenlerimiz. 0'a 2 şurası olsun. 6'ya 0 da burası olsun. Şimdi şurada eşitlik olduğu için düz çizgiyle göstereceğiz bunu. Şöyle doğrumuzun grafiğini gösterebiliriz. Şimdi burada ne tarafı tarayacağız ona bakalım. Orijinin olduğu yer 0, 0 noktası. X ve y'ye 0, 0 yazdığımız arkadaşlar eksi 6 küçük eşittir 0 oluyor. Eşitsizlik sağlandığı için orijinin olduğu bölgeyi tarayacağız.
Yani bu tarafı. Şimdi ikinci eşitsizliğe bakalım. Burada 2x eksi 5y artı 10. Bunu bir sıfır eşitleyelim. Şimdi tablo yapacağız. X'e 0 verdiğimizde y'yi 2 buluruz. Y'ye 0 verdiğimizde x'e eksi 5 buluruz. Bu doğrunun geçtiği noktalar 0'a 2 ve eksi 5'e 0 noktaları. Önceki doğrunun geçtiği yerden geçiyor. Bir de eksi 5'e 0. O da şurası olsun. Eksi 5. Şimdi bunu maviyle göstereceğim. Bu doğrunun grafiğini maviyle yapalım. Şimdi şurada eşitlik olmadığı için bu doğru kesik çizgi olacak arkadaşlar. Yani şöyle. Şimdi burada nereyi tarayacağız ona bakalım. Gene orijini baz alıyoruz. X ve Y'ye 0 değer verdiğimizde 10 büyüktür 0 çıktı. Gene doğru çıktı. Demek ki orijinin olduğu yeri taramamız gerekiyor. Orijin aşağı tarafta olduğu için burayı tarıyoruz. Şimdi bu iki taradığımız bölgenin kesiştiği yer bu eşitsizlik sisteminin çözüm kümesidir. O da şurası oluyor bakın arkadaşlar. Sarı renkle gösteriyorum. Şöyle ikisinin ortak çözüm kümesi.